C1 vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra H2B vizesine geçmek mümkün mü diye bu değerli Work and Travel ekibinin takipçisi bize durumu iletmiş durumda. Statü değişikliği noktasında evet siz bir BEEP statüden H2B'ye geçebilirsiniz ya da H2B çalışma vizesine geçebilirsiniz. Ama buradaki sıkıntı süre noktasında yaşanacak. Çünkü H2B vizeleri kotalarla açılıyor. Yani her an alabileceğiniz bir vize türü değil. Ve sizin geleceğiniz J1 Work and Travel programı da sınırlı bir program olacak. Hadi farz edelim Eylül sonuna kadar ya da Ekim'in başına kadar sürecek bir program olacak. Dolayısıyla sizin H2B'ye ya da Türkçesiyle H2B'ye direkt geçmeniz çok zor olabilir. Ama siz geldiniz, programınızı başarıyla tamamladınız ve programınızın sonunda da başka bir statüye geçtiniz ve o statünüzde devam ederken bu arada da yani H2B gibi bir imkanınız doğarsa o zaman değerlendirmeye alınabilir. Ya da öbür türlü diyelim geldiniz J1 programınızı yaparken iş yeri çok beğendisi ve dedi ki ya ben seni burada daha uzun istiyorum. H2B vize imkanına da bakalım. O zaman bunun çalışması başlatılabilir. Yalnız dediğim gibi alt statüyü de korumamız gerekecek ki altta başka bir statüyü sağlayacağız ki biz H2B'ye sonra geçiş yapabilelim. Benim söyleyeceğim bu H2B noktasında o olacak ama dediğim gibi bu takipçimiz buna dikkat ederse bir sorun yaşamaz. En kötü ihtimaliyle J1 Work and Travel programı sonrası farz edelim öğrenci gibi bir statüye geçiş yapar ve bu arada da H2B çalışmaları yapılırsa ondan sonra da başarılı bir şekilde ülke dışına çıkmadan H2B'ye Amerika içinde statü değişikliğiyle geçmesi mümkün olur diyeyim.